Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da havaların ısınmasıyla birlikte ürün artışı, artışla birlikte elbette ki fiyatlarda da düşüş yaşanması başladı. Ve yaşanan durumu değerlendiren hal esnafı %7'lik KDV indiriminin de tüketiciye olumlu yansıyacağı görüşünde. Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya'da 1,5 aydır süren soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bıraktı. Soğuk hava süreci ise en fazla sebze üretimi yapan çiftçiyi etkiledi. Bu süreçte çiftçi hem günlerce don nöbeti tuttu hem de soğuk hava nedeniyle üretimi neredeyse durma noktasına geldi. Seralardan çıkan ürünün azalması Antalya'da toptancı halini de vurdu. Ürün azlığıyla birlikte fiyatlarda ciddi yükselme yaşandı. Havalara soğumasıyla birlikte geceleri biliyorsunuz üreticilerimiz çok seralarını ısıtmak için sobaları kömür olan kömür odun yaktı. Ve bunlar maliyetimizi yüksek bir şekilde etkiledi. Bundan dolayı da soğuktan dolayı ürünlerimizde arıza düşüşler oldu. Bundan dolayı fiyatlar yükseldi. Neyse ki dondurucu soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı ve seralardaki özellikle domates, salatalık, patlıcan, kabak ve biber çeşitlerinin üretiminde artış başladı. Halde de hareketliliğin yaşandığı görüldü. Sebze fiyatlarımızın hepsinde düşüş bekliyoruz. Bir domates bugün biraz kendini yerini koruyor. Alt kalite mallerde fiyat düşüşü oldu. Diğer çeşitlerimizin hepsinde bir iniş var. Halde 20 ila 25 TL bandını gören salatalık şu an 10 lira seviyesinde, patlıcan 20 TL'den 13 ile 14 liraya, kabak 25 TL'den 17 liraya indi. Biber çeşitlerinde de fiyatlar düşüş içinde. KDV oranlarının %1 düşürülmesi de ürünlerin daha da ucuzlamasına neden olacak gibi. Zaten burada biz halde satarken sebzemizi %1 KDV ile satıyoruz. Çiftçi malıysa bundan KDV de almıyoruz. KDV'si satıyoruz. En son tüketiciye pazarda ve marketlerde %8'den %1'e düşmesiyle beraber bir %7'lik otomatik bir düşüş zaten olacak. İhracatta en önemli pazarlar arasındaki gelişimi değerlendiren Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, iki ülke arasında savaş çıkmamasını umut ediyor. İnşallah Ukrayna ile Rusya savaşmaz diyoruz. Biz Rusya'ya da mal satıyoruz, Ukrayna'ya da mal satıyoruz. Rusya'ya giden mallarımızın bir kısmı bizim zaten Ukrayna üzerinden gitmekte. Bu savaş çıkarsa ülkemizin ihracatını olumsuz yönde etkileyecektir. Finike Komisyoncular Derneği Başkanı İsmail Karataş, sebzenin artması ya da azalmasının temel sebebinin iklim şartları olduğunu belirtti. Karataş da KDV indirimi için bir öneride bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Devletin görevlileri şunu takip etsinler. Üretici bölgelerindeki fiyatları tüketiciye markette ve pazarda yansıtılmasını takip etmeleri gerekiyor.